buz parçasıyla dolaşır. Küçük buz küpü arkadaşıdır. Mikrop gelir sürekli ve her şey ters gider. İletir her şeyi. Su hayattı. Dikkatli tüketelim. Su hayattı. Boşa harcama. Su her şey demek. İsraf etme bir damla bile. Kökene geri dönüş. İnsanlar başarılı bir şekilde hayvanları evcilleştirdiler. Geniş şehirler, uzay gemileri ve roketler yaptılar. Ve doğal olayları araştırarak büyük keşifler yaptılar. Ama ilk önce yiyecek üretiminin kontrolünü yapmasaydık bunların hiçbiri mümkün olmayacaktı. Yiyeceklerimizin büyük bir kısmı sebzelerden oluşur. Sebzelerin büyümelerini, güçlü ve enerji dolu olmalarını sağlayan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Su. Su gezegenimizdeki en önemli şeydir. Ne haber komşu? Hasat için hazır mısın? Bu sene verimli olacağı benzemiyor. Hayır öyle değil. Benim tarlada da verim bu sene iyi olmayacaktı açıkçası ama ben farklı bir yöntem geliştirdim. Her gün tarlayı... Suyla suluyorsun elbette. Başka ne olacak? Evet, suyla. Ama sadece suyla değil. Tarlaları damıtılmış suyla suluyorum. Damıtılmış mı? Şu laboratuvarda mı? Nasıl peki? Bu damıtılmış su sayesinde mahsulümü daha önce hiç kimsenin yapamadığı en iyi doğal yolla yetiştirmeyi başardım. Bu beni ünlü yapacak. Böyle mi düşünüyorsun? Bana öyle geliyor ki salatalıkların yumuşak, domateslerin de renksiz olacak. Elbette. Ama senin aklından bile geçirmediğin bu fikir başarılı olacak. Sevgili komşu, bu garip ceketi giymeye başladığından beri çok tuhaf fikirlerin olmaya başladı senin. Bu garip bir ceket değil. Bu bilim insanının laboratuvar ceketi. Araştırmacının, bir dahinin ceketi. Bir dahiymiş. Arıtılmış su mu? Ben gidiyorum. Evet, bu arıtılmış su. Senin suratını hasat sonrası görmek istiyorum. Bizim değil de onların nasıl bitki yetiştirmeyi başardıklarını anlamıyorum. Onlar hile yaptı. Belki de büyülü bir şey. Belki de öyledir. Bazen ne yaptıklarını çözmek için tarlalarını inceliyoruz ama konuştuğumuz su damlaları onların nasıl yetiştirdiklerini bilmiyorlar. Siz gerçekten ürün yetiştirme danışmanı mısınız? Elbette biz büyük uzmanlarız. En iyisiyiz. Ekin yetiştirme uzmanları. Daha önce bu tarz bir işten bahseden hiç kimseyi duymadım. Beni oyuna mı getirmeye çalışıyorsun? Birini oyuna getirmeye çalışıyor gibi mi görünüyoruz? Doğrusunu söylemek gerekirse hepiniz güvenebileceğim kişiler gibi görünüyorsunuz. Ve siz doğru bir zamanda geldiniz. Tavsiyelerinize ihtiyacım var. Lütfen içeri girin. İçeri girin çocuklar. Arkadaşımıza yardım edeceğiz. Umarım yapabileceğimiz bir şey vardır. Acele et yağmur bulutu. Nereye gitmeliyim? Buralarda kimseyi tanımıyoruz. Ama yağmur damlası için yardım bulmak zorundayız. O hala baygın. Ona ne oldu? Orada, aşağıda bir ev var. Hadi gidelim yağmur bulutu. Oraya gidiyorum. Al babacığım, işte hazır. Teşekkür ederim oğlum. Sen iyi bir çocuksun. Bu kim olabilir ki? Akşam yemeği için kimseyi beklemiyordum. Kapıyı aç. Kaybolmuş ve yardıma ihtiyacı olan biri olabilir. Belki de ama en iyi şey kapıyı açıp görmek. Tabii babacığım. Şimdi öğreniriz. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama arkadaşımız baygın halde ve yardıma ihtiyacımız var. Lütfen içeri gelin. Onu yatağa yatırabilirsiniz. Ona ne oldu? Bilmiyoruz.
Buraya yakın bir yerde bitkilerin dibinde geceyi geçirdik. Ve bu sabah uyandığımızda yağmur damlası baygın haldeydi. Pekala, o zaman çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evlat, şurada hazır olan tabağı getir. Ay çiçeklerinin yanında uyumuşsunuz ve o bir su damlası olduğu için bitkiler birkaç ana minerali içlerine çekmişler. Ama şimdi onları yenileyeceğiz. Bu onun ayakları üzerinde durmasını sağlayacak mı? Bak, o hastalığı çoktan atlattı. Bir damlanın iyileşmesi için biraz tuzdan daha iyi gelen bir şey yoktur. Ne oldu? Neden herkes bana bakıyor? Senin tekrar konuştuğunu görmek çok iyi. Ha ha ha, çok komik. Bu yatakta ne yapıyorum ben? Neredeyiz biz? İzin ver açıklayayım. Seni iyileştirmek için buraya getirdik yağmur damlası. Arkadaşımızı kurtardınız. Her zaman size minnettar olacağız. Ha, bu gerçekten önemli değil. Buradaki tarlalarda toprak birçok su damlasını içine çeker. Oğlum ve ben minerali alınmış damlaların durumlarıyla ilgileniyoruz. Tarlalarda çalışmak gerçekten ilginç bir iş. Kesinlikle. Biz çalışmalarınıza biraz göz atmak istiyoruz. Pekala. Şimdi arkadaşınızın iyileşmesini bekleyin. Gece biz tarlaya giderken bize eşlik edebilirsiniz. Harika. Ay ışığında biraz marul görmeyi çok isterim. Bunu daha önce neden düşünemedim bilmiyorum. Bu şahane ve etkileyici bir plan. Gerçek şu ki ben aşırı derecede pratik zekalıyım ve bu yüzden çok iyi planlar yapabiliyorum. Evet, ama bana güvenme. Benim gerçekten uykum var. Çok uykum var. Bir karmaşa içinde bize dahil olacağına eminim. Onlar ne hakkında konuşuyor? Benim hiçbir fikrim yok. Ama mikrobun bir planı olduğuna göre bir sürü sorun çıkacağından adım gibi eminim. Ben de bundan korkuyorum. Yine kirli işler yapmak zorunda kalacağız. Yapmak istedikleri şey çok kötü. Bu küçük çocuk ne söyledi? Yapacağımız işin kötü olduğunu mu? Yok bir şey canım, yok bir şey. O çıkan süt dişlerinden şikayet ediyor sadece. Ay, öyle görünüyor ki dişleri çabucak çıkmış. Ay. Isırılan yeri yıkamalısın. Enfeksiyon kapabilirsin. Tamam. Planı herkese anlatacağım. Acilen çalışmaya başlayalım. Senin iyiliğin için umarım plan işe yarar. Endişelenme. Plan tereyağından kıl çeker gibi işleyecek. Onu bana bırak. Biri bana derdinizin ne olduğunu söyleyebilir mi lütfen? Öte yandan tarlayı kirletme fırsatımız olduğunun farkında değil misiniz sanki? Sağır değiliz. Neden bağırıyorsun? Bilmiyorum adamım. Bütün patronlar bunu yapar. Bu bir hastalık. Virüs, tüm planımızı alt üst etmek üzereydin ona göre. Planınızı beğenmedim. Ben hiçbir şeyi kirletmek istemiyorum. Kirletmek istemiyorsun ha? Ulaştırmak istemiyorsun ha? İstesen de istemesen de sen bir mikropsun ve kirleteceksin. Sen kirleteceksin, tamam mı? Çocuk daha büyümesini tamamlamadı. Kendi doğasını anlamıyor. Ona bir fırsat daha ver. Bu çok doğru. O değişecek. Çocukken ben de kirletmekten hoşlanmıyordum. Eğer o kirletmek istemiyorsa onu saf dışı bırakmalıyız. Çünkü yapılacak en adil şey bu. Evet. En iyisi oylama yapmak. İşte bu. Oylama yapacağız. Tamam, bu kadar yeter artık. Herkes sussun. Şimdi dinleyin. Bu gece yapacak çok işimiz var. Umarım her biriniz göreve hazırdır. Bu sefer başaracağız. Elimizden kurtulamayacaklar. Ben kirletmek istemiyorum. Gevezelik etme küçük böcek. Benim babam harika bir askerdir. Cesur ve korkusuz bir damladır. Abartma oğlum. Dostlarımızın bizim gösterişi seven birileri olduğumuzu düşünmesini istemem. Asker eylemleri sevdiğiniz doğru mu? Sadece tamamen gerekli olduğu zamanlarda. O zaman kendimi zorunlu hissediyorum. Hadi şu yapraktan yardım isteyelim. O gitmek istediğimiz yere bizi taşıyacak. Yaşasın! Harika bir yaprak tekmemiz var. Neden geceleri çalışıyorsunuz? Her şeyi zar zor görebiliyoruz. Gece daha serin. Bu yüzden daha az su buharlaşıyor ve bitkileri daha iyi sulayabiliyoruz. Ama karanlık bir tarla boyunca yürümek biraz tehlikeli değil mi? Evet. Özellikle son günlerde. Ne demek istiyorsun? Endişelenme. Onun konuşma tarzı böyledir. Bak, bazı damlalar suya düşüyor.
Kendinizi hazırlayın, burada iniyoruz. Evlat, havuç sıraları boyunca git. Tamam babacığım, görüşürüz. Hadi gidelim. Size bitkilerin nasıl sulandığını göstereceğim. Dikkatli olun. Köklere takılıp düşmeyin. Planın işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum ama bu her zaman bize bağlı. Ayaklarıma çoktan kara sular indi. Ayaklarım şimdiden su toplamaya başladı bile. Venüs, inadı bırak ve bize yardım et. Takımın bir parçası olarak çalışmak zorundasın. Hayır, hayır, hayır. Hiçbir şeyi kirletmeye yardım edebileceğimi sanmıyorum. Ne şapşalsın ama. Her şey plana göre gidiyor. Kısa bir süre sonra köprüde bir gedik açmış olacağız ve su tarlanı sulayarak bereketlendirecek. İnan bana. Harika. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ama sence ekinleri büyütmek için bu su yeterli mi? Elbette. Su tarlaları sulayarak ekinlerini büyüten bir şeydir canım. Oh. Ama biz su damlasıyız ve bunu yapmayı başaramadık ki. Damıtılmış su olduğunuzdan bu şekilde işe yaramazsınız. Bu şekilde işe yaramadığımızdan kastın ne? Biz kimyasal açıdan saf su damlalarıyız. İşte tam olarak nedeni de bu canım. Hiçbir çeşit mineraliniz yok ki içinizde. Bitkileri besleyici bir takım maddelere de sahip değilsiniz. Vay canına, bunu bilmiyordum. Bu tarlada bir şey yetişmemesinin sebebi de bu. Ama şimdi diğer tarladan gelen suyla bu sorunu çözeceğiz. Dikkat edin su! Dayak yemiş gibiyim. Tarlada çalışmak parkta bir gün geçirmeye benzemiyor. Oldukça fazla terledim. Her gece böyle mi? Tarla işi çok zordur. Damlaların çok fazla dikkat ve ilgiye ihtiyacı olur. Toplanın. Tehlike. Toplanın. Hemen toplanın. Kötü bir şey olmuş olmalı. Yağmursuz geçen bir dönemden beri hiç toplanmamıştık. Hadi gidelim. Oğlun dönmedi. Burada kalıp onu beklememi ister misin? Endişelenme. O gelir. Yolu çok iyi biliyor. Beni takip et. Çok kötü bir şey oldu. Bu yüzden seni toplantıya çağırdık. Sorunu en kısa zamanda çözemezsek sonuç herkes için korkunç olacak. Bunu biliyorum. Ne oldu? Bu sorun ne kadar ciddi? William, anlat. Komşumuz Wimpy tarlamızın çevresindeki köprüde bir delik açtı ve suyu tarlasına boşalttı. Damlalarımızın birçoğu akıntıya kapılarak gitti. Onların arasında senin oğlun da var. Oğlum hakkında hiç endişelenmiyorum. O kendisini nasıl koruması gerektiğini bilir ama Wimpy, şu hastalıklı Damla, bunu neden yaptı? Sadece bir süre önce buraya gelen bazı kirletici varlıklar onun aklını kötü fikirlerle çeldi. Bunlar bizim tarlamızı da kirletmeye çalışan bir grup kötü mikrop. Kirletici varlıklar mı? Bunun mikrop ve çetesi olduğuna eminim. Şu boynuzlu garip şeyi mi kastediyorsun Yağmur Damlası? Başımıza gelen her kötü olayın arkasında hep o var zaten. Eğer tarlamız su kaybederse ciddi bir tehlike altında olacağız. Bizi bu durumdan sadece maskeli Damla kurtarabilir. Ama nerede olduğunu bilmek şöyle dursun, yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz. Maskeli Damla da kim? Ortaya çıkalı uzun zaman oldu ama gerçekten onun kim olduğunu kimse bilmiyor. O sulama damlalarının koruyucusu. O ne zaman sorununuz olursa beni çağırın, size her zaman cevap vereceğim de. Ne zaman bir sorununuz olursa beni çağırın, size her zaman cevap vereceğim. Beni çağırın ve sizi kurtarmaya gelin. Ama o muhtemelen sadece bir efsaneydi. Hiç kimse onu görmedi. Belki de o baskı altında olan kişilerin uydurdukları bir hayal ürünü. Ama maskeli Damla'ya ihtiyacınız siz yok ki. Siz kendiniz kusursuz bir biçimde sızıntıyı tamir edebilir ve Wimpy'ye göğüs gerebilirsiniz. Size yardım edeceğiz. Bize güvenebilirsiniz. Bize yardım etmek istemeniz çok cesurca ve kibarca. Ama bu sadece işleri yapma tarzımızdır. Sadece maskeli Damla sorunlarımızı çözebilir. Şu damlaları anlayabilen hiç kimse yok. Onlar maskeli Damla'yı bekliyorlar. Ve onun bir hayal ürünü olduğunu biliyorlar. Haklısın. Onlar bir efsaneye umut bağlıyor olamazlar.
Adını söylediklerinde görüneceğini düşünerek kandırılmışlar. Maskeli Damla. Biri beni mi çağırdı? Maskeli Damla. Maskeli Damla. Sen çok yaşa. İşte buradayım dostlarım. Size yardım etmek için geri döndüm. Wimpy ile sorunlarınız olduğunu biliyorum ama yakında bunu çözeceğiz. Bizim tek umudumuzsun Maskeli Damla. Endişelenmeyin, bana güvenin. Durumu normale çevirmek için gerekeni yapacağım. Bu ses bana tanıdık geliyor. Bana da. Bu William'ın sesi. Kendini Maskeli Damla olarak gösteriyor. Şşt, kimseye belli etme. Eğer bunu gizli bir şekilde yapıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Orası kesin. Bunu daha sonra soralım ona. Daha fazla vakit kaybedemeyiz. Bitkilerimiz hayatta kalabilmesi için damlalarımızı geri almalıyız. Gönüllülere ihtiyacımız var. Ben geleceğim. Sadece kısa bir süre önce kimse bir şey yapmak istemiyordu. Ama şimdi Maskeli Damla ne derse herkes yapmaya hazır. İşte işin sırrı burada. Bu damlaların yenilmez olduğunu düşündükleri bir kahramana ihtiyaçları var. Bu sefer ona güvenelim. Eğer başaramazsa işte o zaman mikrop bu güzel tarlayı tamamen mahvedecek. Bu olmayacak. Maskeli Damla yenilse bile bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Hadi dostlarım, sorunu çözmeye gidiyoruz. Bize bırak, yoksa onu alacaklar. Babam gelecek ve sana bir iki şey söyleyecek. Babam büyük bir savaşçıdır. Oraya bir delik açtığınızı gördüğünde başınıza gelecekleri görürsünüz. Hadi kıpırda, git ve kendini beğenmiş şu boş boğazı yakala hemen. Onu buraya getir de ona dişlerimizi geçirelim. Unut gitsin. Bu çocuk tehlikeli gibi görünüyor. Neden Gerardo gidip onu getirmiyor? Hiç bana bakma. Ben kesinlikle gitmem. Söylediği şeyi beğendim. Bu yüzden bana kalırsa bağırmaya devam edebilir. Sen hiçbir işe yaramazsın beceriksiz bücür. Hak ettiğimi düşünmeme rağmen... Tamam mikrop. Gerçekten ekin yetiştirme uzmanı mısın? Evet, kesinlikle. Tabii ki. Ben büyüyen bir şeyi göremiyorum ve diğer tarladan bizimkine su geleli bayağı oldu. Hey, birazcık sabırlı olmalısın ama. Onların büyümesi çok yakın. Öyle görünüyor ki sana güvenmekle hata ettim. Wimpy, Maskeli Damla seninle konuşmak istiyor. O diğer tarladaki damlalar için gelmiş. İşte ben de böyle sonuçlanmasından korkuyordum. Hey, bu Maskeli Damla. Şimdi göreceksiniz neyin ne olduğunu. Dünyayı geliştirmek için ne yapıyor? Karnaval zamanı. Rehine olarak tuttuğun damlaları bırakman ve açtığın deliği tamir etmeye başlaman için sana tam olarak bir saniye veriyorum. Aslında senin buradan gitmen için bir saniyen var. Hepimize karşı tek başına savaşabilecek misin yani? Küçük bir sapanla bizi yenebileceğini mi sandın yoksa? Evet, ama daha sonra. Şimdi onu bazı arkadaşlarımı çağırmak için kullanacağım. Vay canına, bu bir savaş da olamaz. Elbette bu bir savaş. Eğer şartlarımı kabul etmezsen olacağı bu. Pekala, o zaman devam et. Ne zaman istersen saldır. Tarla damlaları küçük bir lokmamız olacak. Tamam, bu kadar yeter. Sen kötü mikrop. Bir sefer olsun gevezeliği bırak. Burada bir yanlış anlaşılma var. Bir yanlış anlaşılma mı? Tamam. Hiçbir zaman sizi incitmek istemediğimi söylemek istiyorum. Bence bu mikrop bana kendisinin ekin yetiştirme uzmanı olduğu konusunda yalan söyledi. Ben mi? Bundan şüphe mi ediyorsun? Oh, ne uzman ama. Gaylar, burada mısınız? Merhaba mikrop. Bizim için neden danışmanlık yapmıyorsun? Kirletici olan varlık bendim. Her zaman zorluk çıkarmanın peşindesin. Yapman gereken çok iş olduğunun farkındasındır umarım. Ben mi? Sen ve senin arkadaşların. Yaşasın! Bunun iyi bir şekilde sonuçlanmayacağını biliyorum. Bekle! Endişelenme. Buradan nasıl çıkabileceğimize dair harika bir planım var. Hayır mikrop. Senin saçma planlarından bıktım. Bize bir iyilik yap ve planlarını unut lütfen. Sen bir yüz karasısın. Eğer ben olmasaydım... Senin saçma sapan planların olmasaydı... ...şimdi canla başla çalışıyor olmayacaktık. Sessizlik. Konuşmayı kesin ve enerjinizi boşa harcamayın. Hala yapılacak çok iş var. Buraya gel Drippy, onları izle. Oh, hayır, bu cezaya
merak etmek için ne yaptım ben? Hadi seni zavallı bakteri, sıkı ve hızlı çalışma zamanı. Konuşmanı en az seviyeye indir, yoksa babamı çağırırım, tamam mı? Bu adamın boş vaatlerine kandım ve aldatıldım. Amacım sadece bitkilerin bu tarlada yetişmesini sağlamak. Mikrop her zaman muhataplarının başını derde sokuyor. Bu onun özelliği. Ama neyse ki onun hiçbir planı olumlu sonuçlanmıyor. Bilmiyorum. İyi komşular olabileceğinizi düşünüyorum. Bu onun hatası değildi. Kesinlikle. Endişelenme. Hatası olanlar bunun bedelini zaten ödediler. Tekrar özür diliyorum ama başka şeylere ek olarak ben arıtılmış su konusunda kafamın karışık olduğunu fark ettim. Bu yüzden bir tarla için faydalı olabileceğimi düşünmüyorum. Vay canına, gerçekten çok üzgünüm. Bu konu hakkında bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. Evet, yapabiliriz. Aklımda bir çözüm var. Gerçekten? Çözüm nedir peki? Kısa bir süre için bazı mineralleri içinize çekin. Ne? Sen ve senin damlaların toprağın içine sızmalı ve çamurdaki bazı mineralleri içinize çekmelisiniz. Kısa bir sürede normal suyun sahip olduğu özelliklere sahip olacaksınız. Toprağın içine sızacağız. Teşekkür ederim dostum, bu yapabileceğimiz bir şey. Hadi şu yüzleri parlatalım. İçimize biraz mineral çekecek ve yeni damlalar olacağız. Tamam maskeli damla, yani William demek istedim. Biraz ağzı sıkı ol. Onlardan bazıları şüpheleniyor ama ben hiç kimsenin bilmesini istemiyorum. Ama neden? Çünkü size söyledikleri gibi maskeli damla buradaki herkesin güvenebileceği bir halk kahramanı oldu artık. Ve onun kim olduğunu hiç kimse bilmemeli. Dedemin dedesinin 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 dedesi ilk maskeli damlaydı. Ve bunu hep bir sır olarak sakladı. Belki de o normal ve sıradan bir komşu yerine herkesin güvenebileceği bilinmeyen bir kahraman olma konusunda haklıydı. Ailendeki bütün damlalar kendi zamanlarında maskeli damlaydı. Drippy de senden sonra olacak. Bu doğru. Eminim ki harika bir maskeli damla olacak. Hey sen mikrop! İşi gevşetmeye başlama. Seni izliyorum. O hep emirler savurdu. Pekala. Biz şimdi gitmek zorundayız. Mikrobu bir süreliğine tutacağınız için teşekkür ederiz. O konu hakkında endişelenmeyin. Tarlalarda her zaman yapılacak birçok iş var. Pratik zekaları sayesinde insanlar suyu kıyıda köşede kalmış yerlere ulaştırabildiler. Dağlardan gelen, vadilerden geçen suları gezegenimizin en kuru alanları olan çöllerin ortasında geniş çiftlikler yapmak için kullandılar. Suyu dikkatli bir şekilde kullanırsak gezegenimizi çok daha güzel ve yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz.